Merhaba. Endişeli modernlerle endişeli muhafazakarlar yer değiştirdi fakat düzen aynı. Bakın laiklik kelimesi yıpranmış negatif bir kelimedir. Tıpkı liberal, liberalizm kelimeleri gibi. Laiklik, laikliği savunanların bile sıtkının sıyrıldığı bir kelimedir. Anadolu Müslümanlarına göre adeta dinsizlikle eşdeğerdir. Haliyle işe önce oradan başlamak gerekir. Benim gibi layıklıktan pek haz etmeyenler seküler ya da sekülerizm kelimelerini tercih ediyor son dönemde. Ayrıca kişi layık olmaz. Ben layıkım diyene gülüyorum. Layıklık kişiyi değil, kişisel görüşü değil, bir sistemi tarif eder. Türkiye hiçbir zaman layık bir devlet olmamıştır. Buna Atatürk dönemi de dahildir. Hiçbir zaman din ve devlet işleri birbirinden ayrılmamıştır. Bilakis devlet her daim din işlerine burnunu sokmuştur, kendi haline bırakmamıştır. Devletten maaş alan ve her cuma diyanetin gönderdiği hutbeyi okuyan imam söz konusuysa o din devletten bağımsız değildir, olamazdı. Türkiye'de tek millet, tek din ve tek mezhebe dayalı bir inanç sistemi vardır. Sünni Türk. Diyanet Hanefi fıkhına göre fetva verir. Bakınız, Deniz ürünleri helal haram tartışması gibi. Türkiye laikliği laftadır. Yoktur, hiç olmamıştır. Devlet okul açarak, memur atayarak İslam'ın belli bir itikadını kendi yorumuyla müesses nizam haline getirmiş, diğerlerine Diyanet'te masa bile vermemiştir. Tarikat ve cemaatlerle mücadele stratejisinin altında da bu vardır. Şimdilerde ne zaman başörtüsü konusu açılsa Layık mahalle hep birazdan toplum bu konuda çok mesafeler aldı deyip konuyu kapatıyor. Hiç öyle sanmıyorum. Yarın koyu seküler bir dönemde eskiye rahmet okutan uygulamalara dönme riski çok büyük. Ayrıca kimse böyle konuşarak şu dönemin taşlarının nasıl döşendiğine dair sorumluluğundan sıyrılmaya da çalışmasın. AKP ve Erdoğan dönemi uzatmaları oynuyor. Bu ne zamandır böyle? Hiçbir manevra kan kaybını gidermediği gibi düzeltmek için yapılan her şey bilakis çöküşü hızlandırıyor. Sonrası için umutlu olmak güç, güçlendirilmiş parlamento vesaire. Üzgünüm Erdoğan eliyle tesis edilen yeni müesses nizamı değiştirme niyeti ve arzusu göremiyorum kimsede. Ülke koyu seküler bir döneme doğru koşar adım yürüyor. Paletler Önce siyasi ayaktan AKP'yi sonra önüne geleni ezecek. Muhalefet muhalifler Allah aşkına göçmenler söz konusu olunca hışma uğrarım diye politika geliştiremeyen, aşı karşıtlarına dahi iki çift laf edemeyenlerden cesaret beklemeyin. Herkesin başının çaresine bakması gereken bir dönem. Yakın gelecek yok. Bunu öngören, öngörebilen kimseye de rastlamadım yerli yabancı